Milli Savunma Bakanlığı haftalık olağan basın bilgilendirme toplantısında yaptı. Öne çıkan başlıkları alalım. Gün ortasına da böyle başlayalım. Merhabalar, Hülya Hökenek ben. İstanbul'dan başkente de merhaba. Mahir. Bizler de merhaba diyelim Hülya Hökenek. Dilersen F-16'larla başlayalım. F-16'ların tedariki ve modernizasyonuna ilişkin süreç devam ediyor. Önemli bir gelişme yaşandı. ABD'den taslak teklife kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Önemli bir aşama olduğunu ifade edelim ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yetkilileri de teknik ekipleri de o teklif mektuplarını inceliyor. Ne var o mektuplarda, hemen onu ifade edelim. Öncelikle özellikle F-16'ların modernizasyonuna ilişkin, ki 79 adet uçağın modernizasyonundan bahsediyoruz. Gereken, bu modernizasyon için gereken bazı teknik ekipmanlar söz konusu. Onlara bakılacak. Yine maliyete bakılacak. Türkiye'de bulunan, envanterde bulunan bazı parçalar, bazı cihazlar var. Belki de onların alımına gerek kalmayacak. Tüm bu teknik incelemeyi MSB'nin uzmanları, gerekli birimleri gerçekleştirecek ve teknik incelemeler bittikten sonra Türk ve ABD askeri heyetleri bir görüşme daha gerçekleştirecek. Görüşlerini, düşüncelerini paylaşacaklar ve nihai anlaşmaya varıldığında da takvim resmen işlemeye başlayacak, ki bunun da yaz aylarında olmasını bekliyoruz. Fiyatlandırma da liste ve ürünler üzerinden gerçekleşecek ve nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyetini bizler de öğrenmiş olacağız. Süreç bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi yaz aylarında takvimin işlemeye başlamasını bekliyoruz. Şunu da ifade edelim. Üretim ve modernizasyon Türkiye'de yapılması yönünde Türkiye'nin bir talebi var. Bu talebe ilişkinde görüşmelerin devam ettiğini belirtelim. Ancak altı çizilmesi gereken nokta, 40 adet F-16'nın tedariki ve 79 F-16'nın modernizasyonu ilişkin önemli bir aşamaya gelindi. ABD'den taslak teklife kabul mektupları Türkiye'ye ulaştı. Süreç sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Onu ifade edebiliriz. Eurofighter'lara ilişkin bir başlık açmakta fayda var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu temasların, bu görüşmelerin önemli bir başlığı da Eurofighter'dı. Türkiye'nin 40 adet Eurofighter noktasında bir talebi söz konusu ve bu noktada Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Eurofighter konsorsiyum ülkelerinden Almanya'nın olumlu yaklaşımının beklendiğini ifade etti. Ancak Türkiye'nin İngiltere ve üretici firma temsilcileriyle teknik görüşmelerini de sürdürdüğünü sözlerine ekleder. Milli uçak gemisi ilişkin bir parantez açmakta fayda var. O gemiye ilişkin, milli uçak gemisine ilişkin tasarım çalışmaları devam ediyor. Önemli bir aşama kaydedildiğini söylemekte fayda var. Bakanlık kaynakları yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla yerli ve milli uçak gemisine ilişkin direktif neticesinde çalışmaların başladığını ifade etti ve dizayn ofis tarafından da ön tasarım faaliyetlerinin başlandığını, bu noktada da önemli bir mesafe kat edildiğini söyledi. Oldukça önemli bir konu. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayine ciddi katkıları söz konusu olacak. Bu uçak tamamlandığında son bir nokta terörle mücadele ilişkin olsun. Haftalık bilgilendirme kapsamında buna göre Irak ve Suriye'nin kuzey dahil son bir haftada 25 terörist etkisi hale getirildi. Bu rakamla birlikte 1 Ocak'tan bu yana etkisi hale getiren terörist sayısı 483 oldu. FETÖ'yle mücadele kapsamında da gelen yeni bilgi ve belgeler ışığında FETÖ'yle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğü ve sürdürüleceği kaydedildi. Hülya Ökenek. Peki, taraflar F-16'lar için görüşecek. Önemli son dakika gelişmesi bu. Bakalım ne olacak? Yani soru çok.